Thrive Yatırım'a hoş geldiniz. Forex yatırım uzmanı Selcan Öner ben. Bugün sizlerle uluslararası piyasalardan bahsedeceğiz. Thrive. Avrupa borsaları özellikle teknoloji hisselerindeki dalgalı bir haftanın ardından Cuma gününü yükseliş ile kapattı ve STOXX 600 endeksi %0.2 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve olumlu bilançolarda bu yükselişi desteklemiş oldu. Ancak haftalık bazla Hollandalı ASML bazlı hissenin zayıf 2025 satış beklentileri nedeniyle teknoloji hissesi %6 değer kaybetti. Goldman Sachs ise 2024 kazanç büyüme oranını STOXX 600 endeksi için kurumsal ve gümrük vergilerin yükselme riski nedeniyle %6'dan %2'ye düşürdü. ABD tarafında hem S&P 500 hem Dow Jones endeksleri Cuma günü yeni rekor seviyelerde kapattı ve böylece en uzun soluklu yükselişini kaydetti. Dow Jones %0.09 artarak 42.276 seviyesinden, S&P 500 ise %0.40 yükselerek 5.864 seviyesinden kapandı. Nasdaq ise Netflix'in hem gelir hem de net kar beklentilerinin üzerinde sonuçlar vermesiyle, açıklamasıyla beraber %0.80 arttı. Netflix hisseleri %10.33 değer kazandı. Ayrıca Çin'den gelen teşviklerin etkisiyle Alibaba hisseleri de %2.32 artış gösterdi. Procter & Gamble hisseleri ise beklentinin üzerinde net kar açıklarken gelirleri beklentilerin altında kaldı. Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için referans faizi olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında 25 baz puanlık bir indirim yapıldı. 1 yıllık kredi faiz oranı %3.35'ten %3.1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3.85'ten %3.6'ya indirildi. Brent petrol bu sabah 73,20 dolar seviyesine yükselirken ons altın ABD seçimleri öncesi belirsizlikler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve büyük merkez bankalarının faiz indirimleri etkisiyle 2730 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu hafta yurt dışında ise PMI verileri, ABD'den ikinci el konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri, Almanya'da ise IFO endeksi ve ÜFE verileri öne çıkıyor. Ayrıca Çin Merkez Bankası'nın, Macaristan Merkez Bankası, Kanada ve Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklamaları bekleniyor. Bilanço tarafında ise bu hafta Tesla ve Amazon'un sonuçları bekleniyor. Thrive yatırımı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.